tatilde olduk bu yaştan sonra. Biraz sağa doğru. Adem görüyorsan söyle, hiçbir şey görmüyorum şu an. Evet. Burada var mı? Başkanım boş. Bir şey yok burada. Var var, ikinci odada. İmdat. İmdat. Ben buraya ne zaman çıktım ya? ne olacak şimdi? Bundan sonrası ne olacak? Bundan sonra ikametgahını oraya yapalım, orada kal. Başkanım beni kim alacak buradan? Oradan itfaiye çağır. Sen şu kapıyı aç, gir oradan. Birkaç gün kal. İtfaiye var mı? Var var, getiririz itfaiyeyi. Efendim, Taşkale'deyim. Ne yapıyor bu adam? Tahıl. Tahıl ambarlarını geziyor. Taşa uyulmuş tahıl ambarları. Artık tarihi bilinmiyor. Çok eski ambarlar. Acayip güzel burası. Fakat öyle bir gaza geldik. Çıkayım bakayım dedim. Dediler ki bu köyde yüksekten korkan yok. Nasıl olur dedim ya. Dedik korkarsak aç kalırız. Burada herkes 50 metre bu dümdüz, hatta sola doğru, bu tarafa doğru, öne doğru gelen eğime tırmanabiliyormuş. Arada kaybolan oluyormuş arada. İtfaiye çağırıyorlar mı başkanım? Taşkale'de itfaiye var, gerek duymuyorlar burada. Herkes gezer, örümcek gibi gezerler kayanın yüzünde. İşte herkes gezer, davetsiz örümcek gibi gezmez, ancak kurt gibi kuzu yer. Ben niye çıktım buraya? Rahatlığınızdan anladığım kadarıyla ellerinizde arkada. Ben başımın çaresine bakacağım. İmdat. İmdat. Ya imdat. Ya bu köyde Türkçe bilen yok mu? Help. Help diyorum. Ya o zaman bir oradan başkanım kılavuzluk edin de ineyim ya. Tamam, sol ayağını yarım metre aşağıya uzat. Kesin mi? Kesin. Orada mı? Sol ayağın aşağıya. Tamam, aşağı sol ayak. Evet. Yarım tamam, metre. Tamam, sağ ayağını da bir metre aşağıya uzat. 2,5 metre bacağım yok başkanım. O zaman iki parça yap, 70-70. 70'i ikiye bölelim. İkiye bölelim. Tamam. Evet. Şimdi? Evet, şimdi sağ ayağını 20 santim aşağıya. O bir şey değilmiş ya. Sağ ayak 20 santim. Evet. Şimdi sağ ayakla sol ayağı yer değiştir. Nasıl olacak bu iş? Sıçrayarak değiştirecek. Evet, gayet güzel. Sağa 30 santim sağa. Sağ ayak. Sağ ayak. Bir daha değiştiriyoruz. Tamam. Şimdi aşağıya istediğin hızla inebilirsin. Vallahi bravo. Bravo vallahi. İçi boş. arka oda dolu, arka oda dolu. Şeker size kavuştu ana. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım indiğime. Evet ama nefes nefese kalmışsın. Bu itmansız olduğunu gösteriyor. Şey diyor, diyorlar ki niye sen böyle zayıf kalıyorsun da böyle çok kilo almamı bekliyorlar kuzu. Ben böyle sürekli geziyorum, tırmanıyorum. O şekilde eritiyorum başkanım, evet, ama evet. Bu köyde herkes fit, abi hariç. Tırmanıcı mısın, çekici misin, yiyici misin? Çekici. Çekici. Çekici artı yiyici. Çekici artı yiyici. Şimdi burada görevler bölüşülmüş. Tırmanıcı var yukarı 50 metre. Onlar böyle, şey gel abi nerede Alex? Sen de gel abi, tırmanıcılarımız. Alex abi sizin? Ali. Ali ve Mustafa abi aslında, namı diğer. Alex, başkanımız Muhittin Sunaoğlu. Taşkale Belediye Başkanımız. Bu köydeki halk, bu kasabadaki halk yüksekten korkuyor. Korkarsa aç kalır. Neden? Buralar tahıl ambarı. Evet. Tarihin hangi döneminden evet. itibaren kullanılmış? Temellendiğimizde kaç senelik bu ambarlar? Evet. Şimdi kesin tarihi belli olmamakla birlikte yapılan tüm araştırmalarda ta 2. 3. yüzyıla kadar dayandığı bulgular elde edilmiştir. Allah. Burayla aynı şekilde kale biçiminde kullandığımız manazam var. Orada yapılan araştırmalarla buradaki bulgular aynı örtüştüğü için bu rakamları söyleyebiliyorum. Aşağı yukarı aynı 2. yüzyılda yapılmış. Evet, 2. 3. yüzyıldan beri yaşanılmış ve en yakın bildiğimiz de ta Orta Asya'dan gelen kavimlerin burada konuşlandığı da tespit edilmiş. Atamız, ceddimiz, Orta Asya'dan ilk göçenler evet. buralarda yaşamış. Yaşamışlar. Buraları tahıl ambarı olarak kullanmış. Kullanmışlar. Tarihi tahıl ambarları, taşa oyulmuş tahıl ambarları. Burada görüyorsunuz otel evet. gibi. Belki de zamanın 7 yıldızlı oteliydi. Kalibacan'ın evet. içindeki odalar, evet. onlar bina gibidir böyle burası. Sanki iç içe böyle kat kat. Burası da öyle. Evet. Kapadokya'nın başlangıcı kabul ediliyor zaten şimdi bu burası bölge. Yeni bu bölge. Manazan'dan başlıyor Kapadokya. Efendim Karaman'a 46 kilometre uzaklıktaki Taşkale'mizi mutlaka gelip görmeniz lazım. Şöyle biraz manzarayı size göstereyim. 50 metre yüksekliğinde 300 metre benim sağımdan soluma kadar giden bir uzunluğu var. Tamamı tahıl ambarı. İçerisi böyle oyuk oyuk. İçerisinde yürünüyor. Koridorlar varmış. Büyük alanlar var ileride. Camisi var.
İki kat. İki katlı camisi var. Şu merdivenin çıktığı yer içeride iki katlı cami. Çok güzel, yüksek bir cami, yüksek galeriler böyle, alanlar var içinde. Çok amaçlı kullanılmış, tarihler boyu. Şimdi abilerimiz buraya mecburen tırmanıyorlar. Burası sit alanı. Önüne bir iskele yapılamıyor, o yapılamıyor, bu yapılamıyor. Koruma altında olduğu için. Ama eski halindeki gibi şu an hala tahıl ambarı olarak kullanılıyor. İyi ki ona rastladım. Lütfen beklemeye devam ediniz. Baydı mı? Geç dalganı. Tırmanıcı olurmuş. Şimdi 50 metre yukarıya tırmanıyorlar. Çok tehlikeli. Düşen oldu mu? Düşen hiç vaki değildir. Yalnız ta yukarıdan aşağıya bazı hayvanların düştüğü olmuştur. Tilki mesela. Gezerken orada mu aşağıya düşmüştür yani. Allah aşağıya göremiyor. İyi, ne güzel. Demek ki iyi tırmanıcı bu köyün halkı, bu kasabanın halkı. Şimdi yapalım mı başkanım? Tabii. Abi de şöyle Alex abi, Ali abi bir gönderelim bakalım. Tabii ki. Şimdi abiyi çıkaralım. Çıktıktan sonra da bu tahıl ambarlarının, tarihi tahıl ambarlarının ne işe yaradığını size anlatalım orada. Bakalım ürünler kaç yıl dayanıyor? Niye bu ürünler buraya tıkıştırılıyor, fazla ürünler? Evet, tırmanıcılarımızın yanına geldik. Hadi bakalım Alex abi ile Ali abiyi gönderiyoruz. İpleri çeksinler. Tırmanıcılar isimlerinin hakkını veriyor. Çevik hareketlerle hemen zirveye ulaşıyorlar. Var ya şu yurt dışında hani gökdelenlere tırmanan abi. Ali abi de oradan. Yarış başladı. Karışmam. Önce çıkana kuzu var. Gaza getireyim, iyi tırmansın. Evet. Anadolu'nun örümcek adamları. Alex, heyecan yok. Çekeyim mi ipi? Alex abinin ipini çekeyim mi? Çekeyim mi? Kızan var mı köyde? Yok, lazım lazım. Lazım mı? Lazım. Tamam, ipini çekmeyin. Ya helal olsun, gitti. O da gitti. 10 saniyede tırmandı ya oraya. Ben var ya şuraya çıkıp inmem 5 dakika sürdü. 10-15 saniyede gitti oraya. Makarayı takıyor. Bilmiyorum size oradan nasıl görünüyor ama benim buradan yukarıya bakarken başım dönüyor ona. Şartları görüyorsunuz. Ürünleri küflenmesin, bayatlamasın, çillenmesin diye, bozulmasın diye bu ambarlarda saklanıyor. Ambara şunu çıkamayacağım ama anlatıyorum oraya. Çıkarsam çünkü beni bir ay bulamazsınız. O ambarların içinde tam 50 yıl, 50 yıldır koyduğunuz ürün hububat, buğday, arpa, yulaf bunlar kesinlikle ve kesinlikle 50 yıl boyunca bozulmuyor. Ali abi, nasıl durum? Çok güzel. Nasıl görünüyoruz oradan? Çok güzel görünüyorsunuz. Yoruldun mu? Yok, hayır. Ya Allah Allah, güvercin gibisin ha. Evet, çekiciler şimdi devreye girdi. Hadi bakalım, bismillah, yardım edin. Çekiciler ekibi de en az tırmanıcılar kadar kondisyon sahibi. İlk çuval hızla ambara ulaşıyor. Sıra diğer çuvallarda. Hepsi tek tek ambara gönderiliyor. Akşama kadar bundan 5 tane yap, tamamdır. 3 tane de kuzu yiyebilirim. Kuzuyu çok kaçırdığım gün buraya geliyorum başkanım. Tamam, gel. Bu işi yapıyorum. Yukarıya tırmanmak tamam da o bir kereye mahsus. O tamam, içeriye diziyor. Onun orada alıyor. Rahat o rahat, bir kere tırmandım mı iş kolay. Ama burada çekicilerin işi daha da zor. Çekiciler ekibi oldukça yorulsa da tüm çuvalları sırasıyla yukarıya yani ambarlara göndermeyi başarıyor. Yulafları çıkarttık. Şimdi Alex ile Ali abi aşağı nasıl inecek bakalım. Ne oldu, güvercin gibi kaldınız orada? İneriz ineriz. Bak istersen bağla kendini o ipe. Hayır hayır. Öyle ya bir çekinme, yabancı yok. Ben kapatıyorum kamerayı, tamam. Hayır öyle bir niyetim yok. Öyle mi ineceksin? Güzel güzel. Çıktığın yolu hatırlıyor musun? Hatırlarım hatırlarım. İnşallah hatırlıyordur. Yoksa çok gülerim. Hadi bakalım. Hadi in de görelim. Mustafa abi, Alex. Hadi bir de inme yarışı yapalım ya. İpleri alalım. Takılır makılır. Yine çıkmak zorunda kalır yoksa. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Ambardan inme yarışı başlar. Turgay, Anadolu'nun örümcek adamları derken yanılmıyor. Alex ve Mustafa Bey görülmemiş bir hızla aşağı iniyorlar.
alkışlıyoruz. Mustafa abi ve Ali abi alkışlıyoruz. Köyümüzde daha, kasabamızda nice tırmanıcımız var. Güzel yurdumuzun her köşesinde başka bir ilginçlik, başka bir güzellik var. Evet, Taşkale'deydik. Karaman Taşkale. 46 kilometre uzaklıkta. Buraya gelin, abilerimizle tanışın. Hangi imkanlarda tahıllarını saklıyorlar, ne şartlarda yaşıyorlar? Gelin görün. Bir de yani Kapadokya buradan başlıyor. Şu güzelliği çocuklarınızla, sevdiklerinizle birlikte temiz hava eşliğinde, güler yüzlü insanlar eşliğinde bir görün derim. Herkesi Taşkale'ye bekliyoruz, öyle değil mi başkanım? Kesinlikle bekliyoruz. Bu güzellikleri kaybetmeden herkesin görmesinde fayda İnşallah. Var. Kirli kireç taşına insan eliyle oyularak yapılan bu tarihsiz ambarlar hem sundukları avantajlar hem de görsel güzelliğiyle bizce daha nesiller boyu kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Karaman hem tarım hem de hayvancılık açısından oldukça zengin bir şehir. Turgay bu kez Karaman'ın koyununun peşine düşüyor ve meşhur Karaman koyununu yetiştiren Taşkale sakinlerini ziyaret ediyor. Davetsiz misafir yayına başladığı günden beri kuzu nesli, keçi nesli tükendi diyorlar. Nerede tükendi? Hepsi burada işte. Bakıyoruz. Kendi ellerimizle onların yayılmasına yardım ediyoruz. Yesinler, süt yapsınlar, iyice büyüsünler. Allah, tıklaşarak gidiyorlar. Yahu ne kadar çokmuş. Evet, Karaman'da Taşkale köyündeyiz. Ağla getirdik kuzularımızı, keçilerimizi. İlgileniyoruz efendim. Sadece yemiyoruz. Bunlar şimdi ne yapıyor burada Yasin abi? Bunlar şimdi yemlerini iyice yediler. Evet. İçeri sahamı alacağız şimdi. Evet. Sahamdan sonra emiştireceğiz kuzularıyla. Burada mı? Burada. Oğlaklar içeride mi? İçeride. Aha, bir kuzu daha geldi. Evet, bu da küçük kuzu. Kuzu, kuzu. Hadi girelim o zaman biz de içeriye. Hadi. Evet, bütün gün uğraştık onlarla. 2-3 saattir ben de onlarla birlikte geziyorum. Bir güzel yayıldılar, yediler, suyunu içtiler, sütü doldurdular. Az sonra onları sağacağız. Ardından yavruları da buradaymış. Sakın bir yere gitmeyin. Acaba kaç tane var? Böyle ağıllarda yüzlerce oğlak olabiliyor, yavru olabiliyor. Bakalım neler olacak da. Bu kadar çok koyun ve keçi olunca sağma işi de oldukça uzun sürüyor tabii ki. Şimdi kim sağacak bunları Yasin? Annem, ya komşularımız oradalarınlarda. O zaman başlayalım sağmaya. Başlayalım. Keçilerimizi, kuzularımızı sağacağız. Ardından yavruları süt bekler. Onları besleyeceğiz. Burada her yaştan gelecek yardıma ihtiyaç var. Getir bana onu. Aferin sana. Hadi kaydet. Ha kaydet. Hadi birlikte çekelim. Oo, kim gelmiş? Sen bakıyor musun bunlara ya böyle Ruki? He? Bu senin Ayşen. Bu Ruki'nin Ayşesi. Ha, Ayşesi Ruki'nin bu. Sağmaya başladı anne. Ne haber? İyi gezdin mi? Çok yedin mi? Süt yaptın mı? He? Tamam. Birazdan yavrularına bırakacağım seni. Oh. Çakallara bak. Bu tamam, şimdi diğerleri sağlayacak. Sağıp sağmadığını nasıl anlıyorsun bir keçiyi? Onu ya sağdı şimdi. Ya bir daha geçerse sıranın öbür tarafına? Tekrar o zaman oturup kalkmış oluyorlar da. Zaten bilirler. Onlar gele şeyden... Sen biliyor musun? Onu biliriz yakında mı? Hangi malı sağdığımızı, sağmadığımızı biliriz. İşaret mi koyuyorsun? Kurdele mi bağlıyorsun anne? Nerede? Ya herkes malını bilir akıllı. Sağılan da gider gelmez. Her böyle meradan geldiğinde yayıldıktan sonra bunların hepsi mutlaka sağlıyor değil mi? Yavrularını emzirmeden önce. Mecbur sağacağız ama peynir alacağız, yağ alacağız. Ha. Bak bir şey daha öğrendik ha. Keyfimizden beslediğimiz yok bunlara. Keyiften beslemiyoruz ki. Sütünü alacağız. Sonra davetsiz onun etini yiyecek. Keyiften beslemiyoruz biz onları. Koyun ve keçilerin sağımı nihayet bitiyor. Ablacığım sağdın mı? Bakayım. Böyle az az. Önce ablalarımız, annelerimiz sağıyorlar. Ardından yavrular bırakılıyor. Bakalım nasıl olacak? Acayip bir ses geliyor. Oradan bağırıyorlar. Anne, anne diye bak, sese bak. Görüyor musun? Gördüğünüz en güzel manzara az sonra. Geliyorlar. Teneffüs oldu. Zil çaldı. Öğle arası. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne be? Allah 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 Allah, hücum. Sadece adı hücum. Ama ben şimdi yürüyorum. Ama ben şimdi yürüyorum. Ya buraya, ya buraya.
Teneffüs oldu, zil çaldı, çıktılar dışarıya. Gönderiyoruz. Kalbi küp küp atıyor. Acıktı. 2-3 saattir anne yolu bekler. Hadi bakalım. Şimdi annelerini buluşturuyoruz nasıl bunları. Nasıl bulacaklar? Bunlar küçüklerin, bunlar küçükler. Biz buluşturuyoruz. Miniklere biz bakıyoruz değil mi? En küçükler. Rukiye al. Hadi bakalım annesine götür onu. Aferin sana ya. Bak annesi şimdi, de şu siyah şey Rukiş. Şimdi kendi annesi olmazsa emmiyorlar. Kuzu da emzirmiyor keçi de. Dolayısıyla bakın orada ummalı bir çalışma var. Bütün şimdi oğlaklar, kuzular, yavrular annelerinin peşinde koşturuyorlar görüyorsunuz. Gidelim bakalım. Bak. Bak bak bak. Bak 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 annesine bak. Görünüşe bakılırsa bu akıllı yavrular annelerini çoktan bulmuş. Bak 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 ikizleri var onun da. Koyunların ikizleri. Bak gördün mü ne yaptı? Bak istemiyor bak. Annesi değil. Başkalarının yavrularını da kokularından alıyorlar bunlar. Evet. Kokularından aldıkları için diğer koyunların ya veya keçilerin yavrularını müserler. Emdirtirmez. Sadece kendilerinin onlar doğal kokuları var. Allah Allah. Kokudan biliyorlar birbirlerini. Evet. Ve geliyorlar birbirlerini annesiyle buluyor. Kavuştu. Kavuşma yani. Bu buluşmamız. Bunu da buluştu. Karakaçan da durumu anlam vermeye çalışıyor orada. Ne oluyor ya burada? Ne oluyor burada? Nerede onlar? Bırak bakayım annesini bulsun. Bırak. Hadi bakalım bul. İş sürüyoruz. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Şu an annesiz kaldı. Kayıp bir çocuğumuz var elimizde. Söyle bakayım eşkal ver bize. Karşıda, nerede karşıda anne? Annesi de. Hadi bakayım orada anne. Bak peşinden gidiyoruz. Nerede anne? Orada i̇şte orada. İşte. İşte kavuşma anı. Ya Rabbim şükürler olsun sana. Şu güzelliğe bak. Annesini kendi kokusundan bir dakikada buluyorlar bıraktığında. İsterse bin tane kuzu, keçi, koyun olsun. Hepsi annesini buluyor. Onlar öz yavrular da annesini buluyor. Koyunlar da yavrusunu buluyor. Kavuşuyorlar, emziriyorlar onları. Kuzular hem annelerine hem de yemeğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu sevimli yavruları yakalamak da bir hayli zor. Ancak Turgay bu. Kuzuları sevmeden bırakmıyor. Ne oldu? Söyle bakayım. Ne oldu? Yapma ya. Bulamadın mı anneni? Nerede olabilir? Yükseğe çıkarttım seni işte. Bak bakayım buradan bir. Anne! Nerede bunun annesi? Hadi bakalım bul. Hadi bakalım bul. Ya artık itiraf ediyorum. Benim durumum budur. Herkesin sevdiği bir hayvan vardır. Kimi balık sever, kimi köpek sever, kimi kedi sever, kimi inek sevebilir. Benim de sevdiğim hayvan kuzular. Yapabileceğim bir şey yok efendim. Zaafım var. Baksana. Ki güzelliğe baksana. Gerçekten de bu kuzuları bu kadar yakından görüp sevebilmek köy hayatını özleyenler için imrendirici olsa gerek. Evet, şimdi artık annelerini emdiler. Yemek bitti, yemek vakti. Şimdi ayıracağız. Annesi yaylıma gidecek, kuzular yemeyecekler. Hadi bakalım, yapalım o zaman o işi. Anneler tekrar yayılmaya giderken bizleri ise anneleri ve yavruları ayırma işlemi bekliyor. Sen geç, 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 geç. Ellerindeki o poşetler o işe yarıyormuş. Korkutuyorlar. Yavrular geri kaçıyor. Püskürtüyoruz yavruları. Arada kaçmasın. Arada kaynamayın. Altınızda yavru geçirmeyin. Karışmam. Kuzu çevirme yaparım ha. Kaçma. Kaçak. Kaçak var. Kaçak var. Annesinin yanında kamufle olacağını sanan açık göz kuzular geri püskürtülüyor. Oldukça meşakkatli bu işin sonunda avluda sadece kuzular kalıyor. Ancak kuzuları tekrar ağıllarına göndermeden önce yapılacak başka işler de var.
da anneni mi özledin? Beni mi yiyorsun? Ya ne yapıyorsun? Annen sana süt vermedi mi? Parmaklarımı rahat bırakın. Parmaklarımı rahat bırakın. Ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyor burada? Bayağı dişleri de fena değil. Ya annen Allah! İnsan huylanıyor biraz. Dişleri de azıcık keskin böyle. Baktı süt çıkmıyor. Acaba çıkar mı? Şu an yiyorlar beni altta. Evet. Şu an yiyorlar. Hep sen mi onları yiyeceksin Turgay? Biraz da onlar seni yesin. Ama Taşkaleli dostlarımızın kuzular için başka bir menüsü var. Avlunun ortasına konan yemlik yemle dolduruluyor. Karnı doymayan kuzular koşarak sofraya oturuyor. Oh! Afiyet olsun. Doymayanlar varsa gelsin. Gel vatandaş! Gel! Yemeğin en besleyicisi burada. Varsa annesini ememeyen, varsa annesiyle arası bozuk olan, karnı doymayan hepsi bu tabağa koşsun. Gel! Gel vatandaş! Bu davete hayır diyemeyen bütün kuzular karınlarını doyurmak için yemliğin başına geçiyor. Efendim davetsiz misafir günün değil, haftanın değil, ayın değil, burada yılın stresini attı üzerinde. Nasıl mı? Bu miniklerle, kuzularla, keçilerle. İşte Karaman'da kuzularımıza, keçilerimize böyle bakıyor Yasin abi, Ali abi, ablalarımız. Sizi bu güzel manzaralarla baş başa bırakıyorum. Kuzular karınlarını doyurdukça yemliğin başından sırayla ayrılıyor. En neşeli, en çevik hareketleriyle haylazlık peşine düşüyor. Ama acıkan sadece onlar değil. Bunca çalışmanın sonunda Taşkale sakinleri de çay, ekmek ve peynirle kurulmuş mütevazı bir açık hava sofrasında günü sonlandırıyor. Ne diyelim? Hem kuzulara hem de durmadan çalışan Taşkaleli dostlarımıza afiyet olsun efendim. Efendim, Karaman cumartesi pazarında en sevdiğim yemeklerden birini yapacağım. Herkes bilir, ben güvece bayılırım. Ama güveci Karaman'da çok güzel yapıyorlar. Kime yaptıracağım biliyor musunuz? Karı koca. Acayip bir işletme burası. İlk defa karı koca bir usta buluyoruz. Biri kasap, biri fırıncı. Kasabın Nurettin abi olması lazım. Ekranlardan baktığınızda öyle görünüyor. Kasap burada, Sultan abla. Fırıncı da Nurettin abi. İkisi bir yere geldiği zaman... Efendim, bu güzel ailenin elinden ne güveçler çıkıyor? Buradaki ismi Calla. Buna Calla mı deniyor burada? Evet efendim. Nurettin abi. Aynen işte öyle. Calla bak, istiyorum ama daha çok Calla. Şimdi, evlerinizde yapabileceğiniz ama pişirmek için mecburen fırına gideceğiniz bir yemeği anlatacağız size. Danamızın neresini kullanacağız? Bu yeter mi sana? Yeterli. Çok sevmiyoruz, bu yeter. Yeterli çok olur yapmana size. Gerek yok. Şu kadar yeter bize. Neresini kullanacağız bunu? Butunu kullanacağız. Şu bölge. Evet, o bölgeyi alacağız. Bunu böyle ucundan alacağız. Evet. Kuzunun neresini kullanacaksın? Kuzunun butonunu da butonunu kullanacağız. Burayı? Evet. Hazırlamaya başlayalım Sultan abla. Tabii ki. Sultan Hanım kasaplığın hakkını vererek kısa bir sürede kuzu budunu tezgaha alıyor. Yağını alıyoruz. Yağını alıyoruz. İlk önce güvecimizin altına bunları tek tek yerleştireceğiz. Yani başka yağ kullanmıyoruz. Hayır. Son kısmına tereyağı koyacağız. Az bir şey üstüne tereyağı. Evet efendim. Evet tabanına... Kuzumuzun yağını diziyor. Kuzu budu iri parçalara ayrılınca sıra dana buduna geliyor. Bu güveç kuzu ve dananın birleştiği enfes bir tat olacak anlaşılan. Sultan abla. Efendim. Şimdi bunları hazırlarken ben hep böyle türküler söylerim. Vakit geçsin hani uzun evet. Sürüyor ya et doğramak, evet. Hazırlamak. Evet. Ailede kimin sesi güzel?
Nacizane yani elimizden geldiği kadar. Yani senin. Yani. Çok mütevazi, güzel olmasa da evet. Olamayacağım ama benim evet. Sesim güzel diyor. Ne okursun bize? Aklıma ilk gelen şeyi söylerim. Söyle hadi. Aklına ne geldi? Hemen bakalım. Söyleyeyim size. Aktaş diye beledim, tülbendime doladım. Hak'tan dilek diledim. Mevlam bu taşa can versin. Hak'tan dilek diledim. Mevlam bu taşa can versin. Yoldan geçen yolcu kardeş, ben kimlere olam sırdaş? Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam bu taşa can versin. Bebeksiz oldum divana, ben ağlarım yana yana. Konya'da yüce Mevlana, Mevlam bu taşa can versin. Konya'da yüce Mevlana, Mevlam bu taşa can versin. Yüksekte şahin yuvası, alçakta avşar ovası. Gelsin yavrumun babası, emzireyim nene nene. Eyvallah ya, ne güzel söyledin. Abi çok şanslısın. Böyle mutfakta, evde Sultan ablam türküler söylüyorsa yapılan her iş güzeldir, her iş keyiflidir. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Evet, şimdi kuşbaşı doğradık. Evet. Bayağı buna et gidiyor anladığım kadarıyla. Bu yemekte et ağırlıkta, sebze azınlıkta oluyor. Evet. Aynen öyle. Güvecin lezzetini ikiye katlayacak sebzelerimiz, soğan, patlıcan, biber, domates ve sarımsak elbette. Sebzeler ve etler güveçte yerini alınca üzerine tuz ekleniyor ve iri parçalar halinde kesilen tereyağı güvecin üzerine diziliyor. Salça ve su eklendikten sonra geriye güvecin üzerini kapatıp fırına yollamak kalıyor. Artık son söz Nurettin Bey'de. Geldik mi abi senin mıntıkaya? Geldik abi. Evet, hazırladığımız callayı yani güveci getirdik fırına. Şu an Nurettin abinin mahalledeyiz değil mi? Tamam. Evet, evet. Karışıyor musun buraya da? Oraya karışmam. Gerçekten mi? Yok, o senin işe karışıyor. Olabilir, o yardım ben ediyor. Ben yardım ettim. Ha, ıslanalım diye yaptım. Evet, yani. Normalde karışmıyorsun. Yok. Tamam. Öyle bir lüksümüz. Gelelim sadece. 3 saat en az. Aman. Bir taraftan da pideler geliyor. Demek ki arada bir geldiğinde götürebileceğiz. Bekleriz 6 saatte çünkü fırından sürekli pide geliyor güveci beklerken. Evet, güvecimizi gönderdik. 3,5-4 saat güvecimizin başındayız. Bir yere gitmiyoruz. Turgay zaman geçirmek için bir meşgale bulmuş bile. Pide almak için fırına gelenlerin siparişlerini hazırlıyor. Nurettin abi sen beni yanlış anladın. Ben dedim sana pideyim. Sen bana pide doğratıyorsun burada 3 saattir ya. Aç karnına pide doğruyoruz. Bir de burnuma kokuyor. Arada götürüyoruz. Arada yiyorum. Evet, pişmedi mi bizim güveci ya? Pişti abi. Onu alalım artık abi, yeter ya. Alalım abi. Bütün Karaman'a hizmet ettim. Al. Evet, davetsiz misafirin Karaman bölümü çok şükür fırın başında geçiyor bu sefer.
Tam böyle arzu ettiğim yerdeyim. Hava soğuk. Ne işin var benim dışarıda? Biraz böyle fırın başında, karamanımızın sofra kültürü geniş olduğu için, zengin olduğu için mecbur efendim bu yemekleri size anlatacağız bu bölüm. Oh! Oh! Alalım bunu, masamıza gidelim. Artık bırak Nurettin abi o işleri sen. Hadi gidelim bakalım masamıza. Acaba masamız ne durumda? Oh! Oh! Misafirimiz var. Halil Erbay. Halil Erbay. Güzel sanatçılarımızdan bölgemize çok severiz. Ben de hayret ettim yemeğe. Sevgili Turgay, Halil Bey'i bize biraz daha tanıtır mısın lütfen? Sıfra ablanın kardeşi. Halil abi çok da güzel sesi var, çok da güzel bağlama çalıyor. Az sonra size türkü. Ama konu güveç. Sever misin Halil? Çok severim. Nurettin abi çok çalıştırdın beni ya. Vallahi öyle. Oh. Tamam ben doydum, ben doydum. Dumandan doydum. Oh. Ya bu yemekler başka. Otur Sultanım'la. Otur. Ne güzel şalgam da hazırlamışlar. Yoğurt da hazır. Pidelerimizi de kendimiz yaptık burnumuzda. Öbür pideleri gönderdik Karaman'a. Dağıttık. Şöyle tabaklarımıza. Hemen. Size zahmet Sultanım. Estağfurullah. Tabaklara servis edilen güveçten ilk lokmalar alındı. Acaba bunca saatlik beklemeye değmiş mi? Konuşmak istemiyorum Nurettin abi şu an. İnsan var ya, arkadaşını tanımaz bunu yerken, yanında oturan. Öyle bir güveç olmuş. Evet. Çok güzel olmuş ya. Ya mutlaka denenmesi lazım. Yapın bakın, yani dediğim gibi yapın. Ama bunu fırında pişirmemiz gerekiyor. En yakın fırına gidin, rica edin. Hazırlayın içini, sıkıntı yok. Öğrendiniz Sultan ablamdan, Nurettin abimden. Hazırlayın, yapsınlar. Çok güzel olmuş tadı. Ama bu yemek eşliğinde de şöyle... Çok güzel sesi var. Hani abinin bir türkü olur ya. Neden olur? Değil mi Metin abi? Yok. Güzel şöyle, senin sevdiğin bir türkü abi. Tabii ki. Sabah her seher vakti çıkar çıkar bakarsın. Bilmiyorum ne derdin var, kız senin senin senin. Dertlisine maşgulunu yakarsın bu canı. Bilmiyorum ne derdin var, kız senin, senin, senin. Dertlisine aşk oduna yakarsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var, kız senin, senin, senin. Kız senin, senin, senin de derdin neydi senin? Bilmiyorum ne derdin var ya senin, senin, senin. Bahar gelmeyince anam, güller açılmazmış. Yavrusuz yaylalar anam, olup göçülmezmiş. Uykudan mı kalktın anam,
baktın anam, gözün açılmazmış. Bilmiyorum ne derdin var, kız senin senin senin. Kız senin 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 de derdin neydi senin. Bilmiyorum ne derdin var, yar senin senin senin. Kız senin 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 de derdin neydi senin. Halil Bey'in güzel türküsü eşliğinde soframız adeta bir ziyafete dönüşüyor. Siz de bu güzel türkülere kulak kabartırken bir taraftan da Karaman'ın en leziz güvecini tatmak isterseniz cumartesi pazarında Sultan Hanım ve Nurettin Bey'i mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bizden söylemesi. Eyvallah. Davetsiz misafir, yaratılış harikası İncesu Mağarası'nda. Yol ve ışıklandırma çalışması yapılmış bu görkemli mağara, mağara turizmi için Karaman'ın en önemli mekanlarından biri. Bir genişleyip bir daralan mağarada gezmek, başlı başına farklı bir deneyim. Efendim şu anda Karaman'a bağlı Taşkale Beldesi'ndeyim. Buranın adı İncesu Mağarası. Türkiye'nin en uzun mağaralarından bir tanesi. Uzunluğu 1356 metre ve her metresi şifa. Yani gidip geliyorsunuz, 2712 metre boyunca aldığınız her nefes şifa oluyor. Astım hastalığı için, nefes darlığı için, bir dol hastalığa iyi geliyor yani. Mecburen zaten dibine kadar gidiyorsunuz. O kadar güzel yapmışlar ki yolların ışıklandırmasını. Bir mağarada olması gereken bütün güzellikleri bünyesinde barındırıyor. İsterseniz hep birlikte İncesu mağaramızı bir gezelim. İncesu Mağarası, astım ve kalp yetmezliği gibi sağlık sorunlarına şifa olurken, içinde rastlanacak tabii şekillerle de görenleri adeta büyülüyor. ...1356 metrelik mağaranın içinde gezenleri bazen kaynayan bir su parçası, bazense sarkıtlar ve dikitler karşılıyor. İster sağlık sorunları, isterse turistik olsun, İncesu Mağarası'na yapacağınız bir ziyaret, Karaman gezinizin en unutulmaz anları olmaya aday. Davetsiz misafir bu hafta Anadolu'nun kalbinde yer alan Kapadokya bölgesinin yanı başındaki Karaman'ı ziyaret etti. Bu şehrin en özgün tatlarından, en görkemli yapılarına, en eğlenceli insan hikayelerinden yaratılış harikalarına doyumsuz bir yolculuğa çıktı. Şimdi Karaman'dan ayrılıp yeniden yollara düşme vakti. Bambaşka bir türkünün nefesinde yeniden buluşana dek şimdilik hoşça kalın.